Şimdi bu heyecanı aynen sizler nasıl duyuyorsanız, hissediyorsanız bizler de tabii çok daha fazlasıyla hissettik. Malum bu devrim otomobili meselesinin ne tür kargaşalara vesile olduğunu biliyorsunuz. Devrim otomobilinden sonra bize de devrin otomobilini hamdolsun üretmek nasip oldu. Ve şimdi sadece Türkiye'nin yollarında değil, dünya yollarında da devrin otomobili TOG'umuzu ne yapacağız? İzleyeceğiz, takip edeceğiz. Süratse sürat, konforsa konfor. Ne ararsanız bulunur. İçindeki şöyle tuşlara bastığınız zaman hepsini orada buluyorsunuz, dinliyorsunuz. Hepsi var, istisnasız. Tabii bu kırmızı bana ait değil, hanımefendiye ait. O seçti, plaka da onun. Bizimki de burada. Makam otomobili olarak inşallah onu da kullanacağız. Önümüzdeki günlerde İlham Aliyev'e de gidecekmiş sanırım. Yok gitti o. Yok bitti. Yarın teslimi değil mi? Onun rengi neydi? Anadolu efendim. Anadolu mu o da? Bak. İlham Bey çünkü öyle arzu etti. Bir de Şevket Mirzayev'e de Özbekistan oraya da gidecek. Randevu İrtibatlar bekleniyor. Evet randevu bekleniyor. Hepsi güzel gidiyor. Zaten 177 bin miydi? Başvuru miktarı değil mi? 177 bin. Yani şu anda Gürcan Beyler üretim olarak yetiştirebilseler bu sayı zaten artık 177 de olur, 277 de olur. Gider. Talipli çok ve bizden torpil isteyenler var dedik. Biz torpil işine falan pek bakmayız. Yani. Hem Sayın Bakanımıza da çıkmamış. He? Bakanımıza da çıkmamış. Ben başvurdum bana çıkmadı Sayın Bakanımıza. Çok isabetli olmuş. Ben aracı özendirmek adına kamu bankaları bir kredi paketi açıklar mı önümüzdeki günlerde? Bu bir teşvik mekanizması olarak gündeme gelebilir mi acaba? Olabilir, niye olmasın? Çünkü kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Hele hele araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler. Aynı şekilde tabii konutlarda bunu nasıl yapıyorsak yani otomobilde de bunu yapmak mümkündür. Emine Hanım, İlginize tecrübelerini alabilir miyiz? Buyur abi. Bu arada plaka 2071 hayırlı olsun. Şöyle biraz geri çekelim. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok tarihi bir anı hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Ülkem adına gurur duyuyorum gerçekten. Ve arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönüşler keskin viraj alabiliyor. Harika yani, içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu. Gerçekten bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Harika bir araç. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Son olarak plakadan bahsedebilir miyiz? 2071 bir vizyon, o da sonuçta. Neler söylersiniz? Adı üstü. Hem ismiyle hem soy ismiyle. Şimdi tabii malum. Evet. Hanımın ismiyle müşterek soyadımız. Öbür tarafta 2071 de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. Çünkü 1071'den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak.